Merak ettim. Profesör Doktor Hasan Köni ne düşünüyor? Tekrar hoş geldiniz. Kremlin'e göre Avrupa Birliği ve NATO ile de mi savaşıyorlar? Efendim, şimdi bu nükleer silah laflarının ortaya çıkması herhalde Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar neticesinde silah yardımları geliyor. Şunlar bir caydırıcılık unsuru. Şimdi nükleer silahların ortaya çıkıp konuşması ve bunların bir hareket haline gelmesi karşısında artık bu tür programların yapılmasına gerek yok. Hepimiz goodbye demek zorundayız. Yani bu iş bu tarafa doğru geldikse. Ama karşı tarafı caydırıcı bir boyut, yani en son sıkıştırırsanız, buraya bir müdahale ederseniz bunlara kadar kullanacağım diyor. Bazı Rus televizyonlarında da bu laflar söylenmiş, basında olduğu kadarıyla. Şimdi Avrupa Birliği değil, NATO destekli. Zaten Avrupa Birliği'ndeki hemen herkes NATO üyesi. NATO ile Amerika. Şimdi ilginç durumlar da var. İlla ki istiyorlar ki Ukrayna Avrupa Birliği'nin üyesi olsun. Halbuki orada çok modern bir ülke var, Avusturya diye. Onu kimse Avrupa Birliği'ne almak istemiyor yahut Avusturya istemiyor. Yani öyle bir durumlar da var. Halbuki Avusturya Avrupa Birliği'ne girmek istiyor diye biliyorum ben. İlginç, Rusya'nın içine doğru gelme boyutları var. Rusya daha sonraki ilişkilerde daha uzun dönemli analiz yapmaya çalışıyoruz. Asıl hedef Çin olduğu için ve asıl Amerikan belgelerinde, stratejik belgelerinde Çin üzerine yoğunlaşıldığı için Rusya'yı bir şekilde sakinleştirecek bir ortama getirip peşinden Rusya ile dostluk ilişkisi kurarak aslında Asya Pasifik'e yönelmek. Bu yönelmenin birinci safhası olarak görüyoruz. İleride Rusya'nın bir Avrupa ülkesi olduğunu ve bu yakınlık içinde ortak bir savunma sistemi içine gireceğini de hesapladık. Çünkü daha evvel bilecektir Sayın Komutanım, şey vardı, barış içinde işbirliği. Yani Ukrayna ve Rusya'da bu barış içinde işbirliğinin üyesiydi. Ve Clinton'ın açıklamalarına göre bu barış içinde işbirliği üyeliğinin amaçlarından biri de ileride Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya alınmasıydı. O zaman dedik ki NATO'ya pek gerek kalmayacak. Yani NATO Rusya için kurulmuştu Avrupa'da, komünizm yayılması için. Bu gelişme durumunda, çünkü ülkelere bakıyoruz, bu barış içinde ortaklık işbirliği ülkesine şey var, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri var. Kazakistan var, Kırgızistan var, Türkmenistan var falan, böyle 20 tane üye. Bunların bir kısmı o dönemde 94'te kurulmuştu bu. 20'ye yakın üyesi var. 8-9'u Avrupa'da bu NATO'nun üyesi oldular. Geri kalan da yavaş yavaş işte çeşitli boyutlarda giriyorlardı. Ama 2004 yılında Amerika, Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın üye olduğunu açıklayınca Rusya bir tavır ortaya koydu. Özellikle 2008 yılındaki açıklamalar çok değişik bir boyutta ortaya geldi. Yani üyelikler konusunda ve Gürcistan'a müdahale etti. 2007 yılında hatırlayacaksınız, Putin'in bir konuşması var. Onu o zaman Genelkurmay Başkanı olan Sayın Büyükanıt da, evet biz de öyle düşünüyoruz. Çünkü dedi ki benim güvenlik kaygılarımı dikkate almadan kendi gelişmenizi, kendi stratejinizi, kendi gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Daima bu tarafa doğru gelişiyorsunuz. Dünyanın diğer ülkelerinin de bir takım görgüleri var. Fakat Orta Doğu'ya geliyorsunuz, yukarı taraflara gidiyorsunuz. Bu bizi rahatsız ediyor dedi. 2007 yılındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in yaptığı konuşma. Bunu bir tarafa not ettik. 2008 yılında da Gürcistan'da Sakaşvili oradaki Rus barış güçlerine saldırınca Rusya cevap verdi. Osetya'yı ve Abazya'yı bağımsız ilan etti. 2014 olaylarını şimdi Rus şeylerine bakıyorsunuz ne söylüyor diye. Diyor ki Amerika'nın desteklediği var olan hükümete karşı bir darbe. O darbeden korktukları için hemen bir ay sonra Kırım'ı aldılar. Kırım aldı o reaksiyon, yani Karadeniz kıyılarını ve Sevastopol limanı. Çünkü Sevastopol limanı Rusya'nın en büyük askeri limanlarından biri. 1856 Savaşı'nda da oradan kaybetti. Hitler orduları da oradan girerek yukarı çıkmıştı. Ve peşinden Napolyon da o bölgeden, yani Ukrayna üzerinden geçerek çıkmıştı. Şimdi her ülkenin kendisi alanında bir güvenlik boyutu var. Şimdi Türkiye'nin de var. Değil mi? Türkiye'nin de belli alanlarda hareket olduğunda oraya müdahale etmek durumunda kalıyor. Orada belli bir hat tutunmak zorunda kalıyor. İşte Kıbrıs'a destek veriyor. O desteği vermezse Türkiye'nin deniz alanında çizdiği bütün haritalar hiçbir şey yaramayacak. Yani tam bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu düşünün. Avrupa'nın kabul ettiği. O zaman haritalar bizim elimizde kalacak. Şimdi bu açıdan yaklaştığınızda Avrupalı bazı araştırmacıların boyutlarını nasıl ele aldıklarına falan baktık. Diyorlar ki bu kadar sıkıştırmaya gerek yoktu. Yani 2000'li yıllar içinde Rusya Avrupa güvenliğine dahil edilebilirdi. O zaman Rusya'nın korkacak bir boyutu kalmazdı. Niye Rusya'yı dışarıda bırakarak, bu ortak savunma sisteminin dışında bırakarak bunları geliştirip NATO'yu geliştirme boyutunu ortaya koydunuz? Ve sonra NATO her tarafta müdahale, NATO'da müdahale, Sırbistan'da müdahale, işte Afganistan'da müdahale. Bunlar NATO'nun sahası değil ki. Şimdi ne yapmak isteniyor, ne etmek istiyor? Öbür ülkelerde bundan ürküyor. Tabii biz de NATO ülkesi olarak bunu haklı görüyoruz. Ama zaman zaman Türkiye'de Amerika'nın kendisine bir NATO ülkesi gibi davranmadığını da görüyor. Şimdi bizim aşağıda da bazı sorunlarımız var. Ama o sorunlar yerine başka bir etnik grupla iş çevirmeye çalışıyorlar. Bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden Türkiye orada da bir mücadele ortaya koyuyor. O yüzden bu dengelere dikkatli olmak lazım. Ve bu süper güçlerin kendi çıkarları söz konusu olduğunda olayları tamamen başka boyutlardan öngörüyorlar. Ve ben nükleer silahların asla kullanılabileceğini tahmin etmiyorum. Kullanıldıktan bir tanesi bile kazadan kullanılsa, ondan sonraki olay bütün dünyaya yayılarak gidecek. O yüzden tahmin etmiyorum, bu caydırıcılık. Yani en sonunda böyle yaparsanız bunu kullanırız, böyle yaparsanız bunu kullanırız. Biz de belli bir caydırıcılık uygulamaya çalışıyoruz diye düşünüyorum.